Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün konumuz benim şahsen kullandığım kaynaklarla ilgili olacak. Yani bu ne demek oluyor? İşte birimlerin gazilikleri olur veya doktrinin olur, olur Bu tarz şeyleri veya mapler olur. Bunlardan nerelerden faydalanıyorum? Sizlerle paylaşacağım. Mutlaka bir yerde bir tanesi de olsa ihtiyacınızı karşılayacak düzeyde olacağını inanıyorum. Buyurun gelin başlayalım. Çok da fazla vakit kaybetmeyelim. Burada mutlaka herkes biliyordur bu YouTube videosunu Furkan Aykaç tarafından paylaşılmış. Telif olmasın diyerekten fazla inmek istemiyorum. Linkini açıklamaya bırakacağım. Burada bu videoda başlıkta olduğu gibi bütün birlikler ve gazilikleri paylaşılmış. Eğer ki video telif yerse bu arada tekrarını farklı bir şekilde iletmeye çalışırım. Bu şekilde parti parti sarıp bakabilirsiniz veya şurada daha fazlasını göster diyerek burada bir liste mevcut. Bu listede atıyorum. ilgili dakika saniye tıklayarak direkt onun olduğu bölüme zıplayabilirsiniz. İlk göstereceğimiz de buydu. İkinci göstereceğimiz de e, Elusive Guides diye bir site. Bunu da yine açıklamalarda linkini bulacaksınız. Sol üst köşede dil seçimi yapabiliyoruz. Türkçe desteği de mevcut. Onun yanında ee, yukarıda e, ana sayfa birimler, sınıflar, rehberler diye ilerlemekte. Bazı videoların veya sitelerin e, yüklenme tarihleri geç olabiliyor. Yani o nedenle e, burada önerilen ve önerilmeyen birimler e, eski tarihli olduğu için günümüzde tam tersi olabiliyor. Örneğin burada not recommended diye önerilmeyen kısımlar. Bu öner, önerilmeyenlerde saray muhafızları mevcut. Ancak bu son geçtiğimiz sezonda saray muhafızları buff aldığı için şu an çokça e, tercih ediliyor. O yüzden bir birimin gaziline veya doktrine bakacaksanız eğer tek bir siteden bakmamanızı öneririm. Bu şekilde. E, ana sayfası böyle. E, üstüne herhangi bir tanesini üstüne tıkladığınız zaman direkt olarak e, gazilik kısmı açılıyor. Bütün birimler dediğimiz kısımda az önce baktığımız. Bölge savaşı birimleri işte burada hazırlayan arkadaşların tercih ettiği, tavsiye ettiği birimler. Tahminimce bu sezon 5 civarında hazırlanmış bir site. Hatta 4, 4'ten sonrası yok. Bazıları hala aynı olabilir, geçerli olabilir. Bazıları da aynı olmayabilir. Sınıflara bakacak olursak da atıyorum Balyoz'a bakalım buyurun. Balyoz'da skill'lerin videoları mevcut. Önerilen skill'leri sağda yer alıyor. Önerilen e, stat puanları sağda yer alıyor. %100 armor veya %50 armor, %50 e, TGH dediği dayanıklı olması lazım. Veya %50 armor, %50 setlere veya full güç yani full setlere olabiliyor. Armor set zaten zorunlu e, nöbetçi seti ve silahta da denk getirmeniz gereken statlar yer alıyor. Dediğim gibi bunlara ilerleyen aşamalarda detaylı değinmeye çalışacağım ancak kimisinin bilgisi hala geçerliyken kimisinin ki geçerli olmuyor. Hemen bakalım rehberler diyor. Günlük rutin yazmışlar mesela. Günlük rutin kısmı bu şekilde. onun dışında gümüş sikke rehberi yine aynı şekilde burada bulunmakta. Bu şekilde yani kurcaladıkça zaten karşınıza gelecektir ee, ekipman üretimi aynı şekilde haritalar yine aynı şekilde haritada ismi göre bakıyorsun agolya mesela burada siç Field, meydan mepleri oluyor meydan muharebe mapleri. event etkinlik haritaları teritori burada yani bunların e, her birisi mesela agolya Siege diye geçiyor ancak aşağıda da atıyorum agolyanın e, bir mapi var burada değişik şu merdivenlerin yerleri farklı olabiliyor ee, bazı ufak detaylar değişebiliyor o yüzden farklı başka altlarına toplamalar iyi olmuş ve kolay kolay da yanlış bilmiyorsam bu alanda güncelleme yapılmadı yani çoğu harita günümüzde de geçerliliğini koruması lazım diye biliyorum bu site bu kadardı bir diğer sitemiz concup bu da bilinen bir site diye düşünüyorum sol üst köşeye aradığınız bir birimin atıyorum en son falcon attırmışım enterladığımız zaman ee, ismini yazıyorsunuz. Onunla ilgili her şey çıkıyor. İşte kiti, silahı, dokrinleri ve kendisi üniti i̇şte Ona girdiğimiz zaman Falcon ettiği için konuşacak olursak Best doktrin dediği kısım buna uygun doktrinleri sıralamış oluyor. Aşamalarını tek tek yazmışlar burada. Aşağıda da gaziliği var. Eğer ki iki gazilik öğreniliyorsa bu esesten iki tane oluyor. oluyor ve bir, bir, tık aşağısında kullandığı silahın yapı malzemeleri yer almakta. Bu şekilde unit dediğimiz kısım birimler. Buradan manuel olarak da bakabilirsiniz. E, doktrin dediğimiz kısım az önce bahsettiğimiz gibi doktrinler. Hem e, şeyin statlarını okuyabilirsiniz. Hem de kullanım alanlarına değinebilirsiniz. Şu şekilde. Maps dediği kısımda haritalar mevcut. Diğeriyle aynı. Dediğim gibi tek yerden bakmazsanız. Ranked maplerini de ayırmışlar burada sanırım. Ee, i̇ki yerden bakarsanız. Birbirleri arasındaki farklılıklara dikkat ederek. Kıyas yapar. Strateji oluşturursunuz veya kullanırsınız artık. Birim için mi bakıyorsunuz harita için mi. Ee, kaynaklar kısmı var. Materyaller kısmı var. Bu şekilde uzuyor gidiyor burası da. Tools dediği kısımda. Eee. Var band ile supply Calculator var. Bu hesaplamaları kullanabilirsiniz e, lider e, liderlik puanınıza uygun olarak en iyisini elde etmek istiyorsanız. Sezonlarda bu bir tık daha güncel sanırım 8'e kadar çünkü eklemişler. Biraz daha sanırsam e, güncellenen birileri var şu anda hala. Runlar yer almakta onun yanında. Yeni runlar sanırsam yok bunlar eskileri diye hatırlıyorum veya aşağılarda var. Pardon, üst tarafta eski, aşağı tarafta inleri var. Feedback'te geri bildirim oluyor. Bu sitemizde bu kadardı. Bir sonraki sitemiz oyunun e, resmi sitesi. Burada ben neden yararlanıyorum diye sorarsanız, e, isterseniz bu tarz rehberler var e, veya bunlara ihtiyacımız yok diyorsanız Maplerden yararlanıyorum. E, hem güncellendi tarihler yazmakta hem de resmi bir paylaşım olduğu için hani buradakinin farklısı denk gelme ihtimali çok çok düşük. Ee, bu nedenle bu siteden de faydalanıyorum map konusunda. Bir strateji yapacaksam veya bir şey kafa yoracaksam buradan yararlanıyorum. Örneğin rastgele bir tıklayayım Harbor City diye. Burada yine 404 sayfasını görmekteyiz. Eski videolarımızda yukarıda TR yerine EN olarak değiştirdiğimizden bahsetmiştim. Hemen onu yaptığımız zaman burada mapin kendisi ve onunla ilgili bilgiler yer almakta. Bu şekilde. Ve son olarak da bot taktik sitesinde bulunuyoruz. Burada burası da çok sık kullanılıyor. Strateji yapanlar tarafından çokça tercih ediliyor. En son hatta benim yaptığım bu strateji kalmış. Burada sol alt köşede katman katman bu strateji yapabiliyorsunuz. Ancak onun için giriş yapmanız gerekiyor. Ee, şu an için giriş yapmayayım ben bu kısımdan devam edeyim zaten ekran bu giriş yapınca da ekran değişmiyor sol üst köşede e, link kopyalama yeri var ana sayfaya gitme yeri var e, ana sayfası bu şekilde eğer ki bir e, strateji yapacaksınız e, şurada hemen create new map diyorsunuz solda hemen e, bu map hangi map olacak e, onun ya linkini ya da bilgisayarınızda kayıtlıysa görüntüsünü hemen upload ediyorsunuz bu şekilde ve aşağıdan katmanları yaratıyorsunuz. İşte ilk katmanda 3 tane çizgi çektiniz atıyorum. Şurada solda da pardon sağda da şeyler var. Bu çizgileri çektiniz. İkinci katmanda bu çizgilerin atıyorum sarıyla ilerlemelerini göstereceksiniz şu şekilde. İlk katmanda bu taktiği anlatırken ikinci katmanda da taktiğin devamını anlatırsınız veya kendiniz takip edersiniz. Sol taraf bu kadar. Katmanlar, chat kısmı, harita kısmı var. Sağ tarafta da burada kullanacağınız e, imleçler yer alıyor. Kimisi işte çizgi çekme yarıyor. Kimisi çoklu çekme yarıyor şu şekilde. E, yazı yazmaya yarayan bir imlecimiz mevcut. Mesela şuraya şöyle bir yazı yazdık. Rengini alttan belirleyebiliyoruz büyüklüğünde. E, onun dışında yani burada bahsedeceklerim bu kadar. Geri kalanlar işte silgisidir, odur budur. Yani bunlar denedikçe, oynadıkça, yani buraları kuracakladıkça e, öğrenilebilecek şeyler. Burada e, atıyorum böyle bir sembol koyacaksınız. İşte burada savaş olacak diyeceksiniz. Burada defans yapılacak diyeceksiniz mesela. Bu şekilde haritaları tek tek anlatacağım zaman kendi çapımda zaten geliştirdiğim stratejileri de paylaşacağım sizlerle. Evet bugün bahsedeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.